Erol. Beceremedim. Bu hayatı beceremedim abi. Tövbe tövbe, bak yine saçmalıyorsun oğlum sen ya. Abi. Selahattin'i ben çağırdım Cem abi. Ben dedim beni vur diye. Ben dedim. Niye böyle bir şey yaptın sen? Neden yaptın bunu? Ölmek istedim. Aslanım, ne oluyor? Anlatsana abine. Ne oluyor oğlum seni üzen şeyine? Neden böylesin sen? Anlat abine. Hadi. Ben o gün o abi Cem evde. Abi ben o gün. Sizi dışarıya alalım artık. Hastamız çok yorgun, dinlenmesi gerekiyor. Abi. Erol, iyi misin oğlum? Lütfen. Abi Cem evde ben. Lütfen Kadir Bey. Abi. Ah. Mife. Cemal. Sen neredesin? İsmet'le konuştum. İşim vardı. Ne oldu? Erol kendine gelmiş. Gerçekten. İçeri girebilecek miyiz? Şimdi değil. Kadir içeride. Hemen abisini görmek istedi. Kadir mi içeride? Niye girmesine izin verdin Mihre? Daha onun aklı başında değil ki. Ya anlatırsa Kadir her şeyi? Cemal, Erol ölüyordu. Sen hala bunu mu düşünüyorsun? Erol'u hapisten kurtaracağım diye ne hallere getirdin, görmüyor musun? Ben onun mutlu olması için yaptım her şeyi. Sen galiba hiçbir şey anlamadın Cemal. Erol o eve ölmek için gitti. Selahattin onu vursun diye gitti. O kadar kötüymüş. Biz çok büyük bir yanlış yaptık Cemal. Öyle büyük bir günahın altına girdik ki Erol bunu kaldıramıyor. Sen benden ne saklıyorsun? Ne demek istiyorsan, hiçbir şey anlamıyorum. O zaman ben anlatayım. Erol kendisi çağırmış Selo'yu o cam eve. Kendini öldürtmek istemiş. Neden bu halde bu çocuk? Bilmiyorum. Yine Selahattin'i mi koruyacaksın? Erol çağırmış, onun bir suçu yok mu diyeceksin? Ben kimseyi korumaya çalışmıyorum. Ben gerçeği anlamaya çalışıyorum. Gerçek şu. Adam seni bıçakladı, Erol'u vurdu. Ama bu aileye artık daha fazla zarar vermeyecek. Buna asla izin vermeyeceğim. Ne geçiyor senin kafandan? Seni ilgilendirmez. Bak, Selo'yu bütün emniyet arıyor. Ben de peşindeyim. Onu bulur bulmaz polislere teslim edeceğim. Sakın aptalca bir şey yapayım deme. Sen sırana sağlar. Şimdi sıra bende. Thank you.
affedin de. Kendime yapılanı affederim. Ama kardeşime yapılanı affetmem. Sana güvendim. Herkes karşımda dururken seni korudum. Seni ihbar etmedim. Sana Erol suçsuz dedim. Ama sen benden kardeşim almaya kalktın. Şimdi aklın varsa ben seni bulmadan gider polise teslim olursun. Selo. Duyuyor musun beni? Git ve polise teslim ol. Yaşıyor. Yaşıyor. Baba. Biliyorum. Biliyorum ben senin istediğin gibi bir evlat olamadım. Biliyorum senin gibi güçlü bir adam olmamı isterdim. Üzgünüm baba. Benden o adam çıkmıyor. Erol, ben senden tek bir şey istedim oğlum. Mutlu olmanı. Mutlu olmamamı istiyorsun. Elbette. O zaman bırak itiraf edeyim. O gün ben oradaydım diyeyim. Kazaydı, kimsenin suçu yoktu diyeyim. Bırak anlatayım. Çünkü baba bu yük bana çok ağır. Baba, sanki itiraf edersem rahatlayacakmışım gibi. Her şey daha iyi olacakmış gibi. Erol, oğlum. Selo seni öldürmeye kalktı. Hatalı davrandıysan da sen bedelini çoktan ödedin. Bırak şu fikirleri. Olmuyor. Olmuyor baba. Kurtulamıyorum. Yapamıyorum. Kurtulamıyorum. Bu yükle yaşanmıyor. Bu yükle yaşanmıyor. Baba. Bırak. Anlatayım her şeyi. Her şeyi anlatayım polise. Peki. İtiraf et o zaman. Ama şunu bil ki, eğer itiraf edersen annen, ben, hatta Sibel Hanım hepimiz hapse gireriz. Basın büyük bir hevesle ailemizi yerden yere vurur. Dedenin yıllarca didinip uğraştığı aile ismi lekelenir. Hiçbir suçun olmadığı halde her yerde senin nasıl bir cani olduğun yazılır. Ama en kötüsü, seni içeride koruyacak gücün de kalmaz. Diğer yandan avukatlar Hasan'la görüştü. İtiraf etmeye hazır. Baba nasıl olur? Bu bir şey yapmadı. Haber gönderdi. Eğer itiraf ederse bunun karşılığı olarak para istedi. Biz de kabul ettik. Hasan'ın en kısa zamanda oradan çıkmasını sağlayacağım. Ayrıca hayatının geri kalan kısmını hiçbir zorluk çekmeden rahat bir şekilde geçirecek. Para istedi demek. Evet, evet. Uyanık çocukmuş. Fırsata çevirdi tabii krizi. İçeriden çıktıktan sonra istediği gibi yaşayacak. Seçim senin Erol. Şimdi burada buna karar ver. Hala itiraf etmek istiyorsan gidelim karakola. Ama yok, etmezsen de artık kararının arkasında durmanı istiyorum senden. Bu konu kapanmalı. Hadi cevap bekliyorum senden. Tamam. Niye tamam? Daha güçlü duymak istiyorum. Annem de sana bunu yapamam. O yüzden... Tamam. Bu konu kapandı artık. Bir daha açılmayacak.
En doğru kararı verdin oğlum. Bana güven. Ayrıca Selahattin'i asla dert etme. Polisler peşinde. Elbet bir yerden çıkacak. Tamam. Nerede baba? Babam oradaydı. Ben babama gideceğim. Amcam bir dur. Yanlış gördüm be kuzum. Yok orada baba. Babam oradaydı. Nedenini anlıyorsunuz. O da artık annem gibi sevmiyor beni. Annem gibi bıraktı beni. Baban seni sevmez olur mu hiç? Kınalı kuzum benim. Kıyamam ben sana. Baban seni çok ama çok seviyor. Kınalı. Canım benim. Kuzum benim. Sayın savcım, bu Erol Eren hastanedeki ilk ifadesinde olayı hatırlamadığını, o gün çok alkollü olduğunu söylemiş. Ne içiyor bu adam, nasıl hatırlamaz? Bir şeylerin üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Ya da bir şeylerden korkuyor. Olabilir. Tabi bütün bunların Zahide Akay cinayetiyle ne gibi bir bağlantısı var? Erol Eren o gün olay mahallinde olmadığını kanıtladı. Doktor raporu var. Biliyorum. Biliyorum da içimden bir ses. Başka bir şeyler var diyor. Vallahi benim de savcım. Ya bu adam paratoner gibi tüm belaları kendine çekiyor. Ya da bütün olayların ortasındaki kilit isim. Zahide Akay cinayetiyle ilgili ifadesini yeniden bizzat almak istiyorum. Biz de almak istedik savcım ama. Ama ne? Tedavisi evde devam ediyor diye mazeret bildirdiler. Tedavisi ifadesine engel miymiş? Bilemiyorum. Bunlar hatırlı aile. Böyle şeylerde hakları olduğunu düşünüyorlar. Anladım. Madem öyle iş başa düştü demek. İyi. Ziyaret edeyim bakalım şu hatırlı aileyi. Sana birkaç parça eşya bıraktım müdüriyete. Bir iki güne verirler herhalde. Kitap da bıraktım sıkılma diye. Gerçi çok alışma buralara. Yakında çıkartacağım seni. Meryem. Ben yaptım.
bu kızın ölümünden ben sorumluyum. Abi şakanın sırası değil şu an. Böyle oldu. Buna sen de inansın iyi edersin. Bu kız benim yüzümden öldü. Üstüne yürüdü. Sonra eliyle boğazımı tuttu. Sus yeter! Berbat bir yalancısın. Sadece ben değil, kimse inanmaz sana. Ama öyle oldu, gerçek bu. Gerçek o değil. Sen masumsun. Ben her şeyi ortaya çıkaracağım diyorum. Abi. Seni kim tehdit etti? Ne söylediler sana? Niye böyle yapıyorsun? Anlat bana. Anla beni Meryem. Başka çarem yok. Ne olur. Sen de bu işin peşini bırak olur mu? Lütfen. Bırakmam. Bırakmam. Sen suçsuzsun. Ben ortaya çıkaracağım. Unut beni Meryem. Bir daha da gelme. Gitmek istiyorum. Nasıl öteyim abi seni? Abi yapma. Ben seni çıkartacağım. Bırakmam seni. Abi bırakma kendini. Ne olur çıkacaksın. Yapma. Bir daha gelme. Saçmalama abi. Çıkartacağım diyorum. Dokunma. Sakin dışarı. Buyurun. Boşaltın beni. Boşaltın. Buyurun dışarı. Aç kapıyı. Buyurun hanımefendi. Aç kapıyı. Söyle adam. Kadir Bey, dedenizin telefon kayıtlarını ve hesap hareketlerini araştırdım. Sibel Hanım'la aralıklı olarak konuşmuşlar. Davut Bey'den Sibel Hanım'a birkaç kez de havale yapılmış. Adem, araştırmaya devam et. Benim bu kadınla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Görüşürüz. Hop 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 hop. Saadet sen yeni çıktın. Biraz hızlı gitmiyor musun paşa? Yakalandık mı? Evet yakalandım. Mutfakta yeşil çay var. İstiyorsan huzur evimizde. Huzur ve bu ev. Tadını çıkar bence. Annem yapsın sana. Ben içtim az önce. Sen iyi misin? İyiyim ya. Bak, bir fırsat olmadı, konuşamadık. Sana ben bir şey soracağım. Yoğun bakımdayken bana söylediklerini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Neden yaptın oğlum? Neden Selo'yu cam eve çağırdın? Kendini öldürtmek istedin, neden? Dediğim gibi be abi. Ölmek istedim. Neden Erol, neden? Yorulmuştum, ev üstüme üstüme geliyordu. Kendim yapamadım, onu çağırdım. O yapsın dedim. Hem onun öfkesi diner. Hem de ben rahatlarım dedim ama olmadı. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yani seni üzen, bu noktaya getiren başka bir şey yok değil mi? Ben senin abinim oğlum, benden bir şey saklama. Anlat. Ben senden bir şey saklayabilir miyim? Hı? Ben. Hiçbir şey saklamıyorum abi. Abi. Gerçekten her şey üstüme üstüme geldi. Sen o haldesin. Her yerde korumalar var. Dışarı çıkamıyorum. Nefes alamadım. Hakikaten nefes alamadım. O yüzden böyle oldu işte. Ama iyiyim. Vallahi. Çayımı da içiyorum. İyiyim. Gerçekten iyiyim. Ha, bir daha da böyle bir şey yapma niyetim yok. Söz. Emin misin? Ölümden döndüm abi ben. Hoş geldin. Yeter. Yeter. Öyle ya da böyle.
Artık kendimden başka bir ben çıkaracağım. Bir söz. Peki. Yanlış anlama ama bu sürede bir profesyonel yardım almak ister misin? Oğlum benden bir şey iste. Yapmam istediğin bir şey varsa söyle. Bir dakika. Senden mi profesyonel destek alacağım? Evet, ben de yaparım. Ben profesyonel abinim seni, söyle. Nerede yapacağız? Burada. Uzan bakayım şimdi. Anlatıyorum ben de. Ben senden ne istediğimi söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. Otur bakayım sen şöyle. Gel. Ben Kadir'cim senden böyle eskisi gibi ikimizin havadan sudan konuşmasını istiyorum. O kadar. Oğlum çok mu zor? Çok mu uzak ha? İşte bu. İşte bu. Ben buradayım oğlum. Abim Nikol, bu çok mu uzak? Biliyorum. Biliyorum. Sana da söz. Artık başına bela olmayacağım. İnanayım mı? Ben elimden geleni yapacağım. Ama söz. Bu arada gözüm üstünde haberin olsun. Ne atlar çevirdin de biliyorum. Yapma ya. Evet. Ya. Benden kaçar mı oğlum? Kaçmaz. ne? Ne? Ne oğlum? Diyorum kan kardeşim ne yapıyor? Ha. İyi. Yani ne olsun, selam var sana. Bana bak. Kardeşimi üzersen çok fena bozuşuruz ha. Ya git işte, benim laflarımı bana satma gerizekalı. Bir dakika ya. Allah Allah. Ne üzeceğim ya, Allah Allah. İyiyiz iyiyiz, bir sorun yok. Çok şanslısın biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çok da seviyor seni. Biliyorum. Annemle de iyi anlaştılar. Değil mi? Ha. Hı. Oldu gibi sanki bu iş ya. Ha? Oldu oldu. Bence de oldu. Ya. Vallahi ben de uzatmayacağım yani bu işi. Ne diyorsun? Tamam oğlum yani artık. Bulmuşum kızı. Ha. Nişanlı mişanlı falan. Niye uzatayım ben? Böyle hemen kıyayım nikahı. Çoluk çocuk falan filan buralarda dolansın. Evin bir kasveti gitsin üstümüzden. Sen de amca ol. İşte ben bugün ağzını yokladım böyle 3-5 çocuk falan filan dedim. Gözleri parladı yani. Tabii tabii. Sen ciddiysin. Evet. Kötü mü? Allah Allah. Çoluk çocuk falan. Ciddiysin. Evet. Sen ciddiysin. Sakin. Güzel olur. Kadir Eren. Kadir Eren. Burada. Abi çok sevindim. Çok sevindim. Tamam şimdi sen beni bırak. Sen şeboyla ne ayak? Söyle bakayım. Ya şebo çok... Evet. Çok yetenekli bir kız. Ha. Ama bana sanki daha böyle deli bir şey lazım. Yani... İnsanın kendini tanıması da güzel bir şey değil mi? Ben değil, Eren değil. Allah! Bak! Böyle, hazırla böyle. Kendini, hazırla kovmak. Sen beni izle ya. Beni. Sen beni izle. Sen beni izle. Video polisin eline geçerse neler olabileceğini düşünmeni istiyorum.
Kim olduğumu düşüneceğine neler yapabileceğimi bir düşün istersen. Hayatın benim ellerimde. Zamanı gelince seninle irtibat kuracağım. O zamana kadar benden haber bekle. Sönger! Bu mutfağa kim girip çıkıyor? Tam ne demek istediğinizi anlayamadım. Davut Bey'in öldüğü gün bu eve kim girip çıktı? Düşün. Yani bildiğiniz kişiler. Kim onlar? Ben, evdekiler, havuzu temizleyen çocuk, güvenlik görevlisi, Davut Bey'in hemşiresi. Hatta bir ara geldiler burada birlikte yemek yediler. Ben tam da şimdi iyi hatırlayamıyorum tabii, üstünden çok zaman geçtiği için Cemal Bey. Siz niye sormuştunuz? Hesap mı vereceğim sana? Sordum işte. Estağfurullah. Güvenliğe söyle, bundan sonra yemekler bahçede yenilecek. Eve girenin çıkanın haddi hesabı yok. Layer'ları yeniden düzenledik. Yani kıyafetler öne çıksın istedik. O yüzden de... Kadir, ama sen bana bakıyorsun. Ekrana bakacaksın. Tamam, baktım, gördüm. Kaç kere bakacağım. Eline sağlık, güzel olmuş. Ne diyeyim? Ben senin kız arkadaşın olduğum için sen bana torpil geçiyorsun. Böyle olmaz. Biz böyle çalışamayız. Ben istifa ediyorum ya. İstifanız reddedildi hanımefendi. Sen iş bulunca biraz abarttın mı acaba? Belki de abartıyorumdur. Ne yapayım Kadir? En azından çalışırken annemin anlattıklarını, olanları unutuyorum. Sen bence işi beğenmedin, şu anda lafı değiştiriyorsun. Hiç konuşamadık seninle bunu. Benim neyimi sevdin? İnatçısın. Kararlısın. Sabırlısın. İçime ısıtan bir bakışın var. Güven veriyorsun. Direndim. Ama kaçamadım. Fırsat olsa daha neler vardı işte. Fırtına bir dinmiyor ki. Sen benim neyimi seviyorsun? Hiç kimse oluşunu. Aşk sayfanın mürekkep bile değmemiş kar gibi bembeyaz oluşunu. En az benim kadar yaralı oluşunu. Karanlığımın içine koskoca bir dolunay gibi doğuşunu. Gözlerine. Ama aydınlatamadım. Işığımın bir yalan olduğunu sen de gördün. Yanılıyorsun. Dediğini yapacağım. Selo. Dediğini yapacağım. Gideceğim, polise teslim olacağım. Ama tek bir şartım var. Oğlumu son kez görmek istiyorum. Ona neden gittiğimi anlatmak istiyorum. Demir parmaklıklar ardında görmemeli beni. Sana artık güvenmiyorum. Teslim olmak istiyorsan karakola gidersin. Kadir Bey. Zahidem üzerine yemin ederim ki başka bir niyetim yok. Gideceğim, polise teslim olacağım. Söz veriyorum. Sadece oğlumu son bir kez görmek istiyorum.
Lütfen. Tamam peki. Saat 2'de Beykoz korusunda ol. Oğlunu getireceğim. Tamam, orada olacağım. Sonra teslim olacaksın. Gidip teslim olacağım. Sakın bir şey çevireyim deme. Merak etme Umut, bunu yapmam. Ne oluyor? Selo, oğlunu görmek istiyor. Sonra da gidip teslim olacakmış. Benim hemen gitmem lazım. Ben de geliyorum. Hayır, gelmiyorsun tabii ki de. Evet, geliyorum. Kapının önünde iki tane polis var. Sen Umut'u almaya çalışırsan polis senden şüphelenir ama benden şüphelenmezler. Ayrıca Umut için yardım etmek istiyorum. Tamam peki ama dikkatli ol, tamam mı? Bir de İsmet hiçbir şey bilmesin. Cemal'le onlar çok yakınlar, hadi. Tamam. Davut Bey'in öldüğü gün bu eve kim girip çıktı? Düşün. Miran, kolay gelsin. Gel Songül. Ne oldu? Ben size bir şey söylemek istiyorum efendim. Tamam, dinliyorum. Ben izninizi istiyorum sizden. Bu nereden çıktı şimdi Songül? Ya bütün bu olup bitenden sonra ben yüzünüze bakmaya utanıyorum. Yani ne de olsa Selo bizim akrabamız. Hele Erol Bey'i görünce daha da. O yüzden izin verin ben işten ayrılayım. Songül, gel. Bak, bu çiçekleri aldığımız günü hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Günlerce benimle birlikte işini gücünü bırakıp bu çiçeklerle uğraşmıştın. Bitince ne kadar mutlu olmuştuk. İsmet ve sen bizim ailemizsiniz. Sizden başka kime güvenebiliriz ki Songül? Ve Selahattin yaptığı bir yanlış yüzünden sakın kendini suçlama. Bu konuşmayı da hiç yapılmadı, kabul edelim. Hadi şimdi işine dön. Hayır, bitmiştir bu konuşma. Gerisini duymak istemiyorum Songül. Hadi. Peki Mihra Hanım, siz nasıl derseniz, müsaadenizle. Geldin Aylin kızım. Geç, geç otur şöyle. Hoş bulduk. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Hidayet Hanım, Selahattin Kadir'i aradı. Bunu konuşmaya geldiysen hiç nefesini yorma yavrum. Benim Selo diye bir oğlum yok artık. Lütfen beni bir dinleyin. Selahattin polise teslim olacakmış. Teslim olmadan önce oğlunu görmek istiyor. Teslim olacak öyle mi? Evet. Tek isteği son kez oğluna sarılmak. Ondan sonra kendi isteğiyle teslim olacakmış. Kusura bakma yavrum. Artık tutamıyorum kendimi. İnsan üzülmeden edemiyor. Ne hale soktu kendini. Biliyorum. Sizin için de, Umut için de çok zor. Ama en doğrusu bu. Yok. Öyle yavrum. Madem Kadir Bey oğlum böyle uygun görmüş, ben şimdi nezahete söyleyeyim, hazırlasın Umut.
Ama kimse bilmesin şimdilik, olur mu? Olur yavrum. Sen nasıl dersen öyle olsun. Ama ben senden bir şey isteyeceğim. Ne olur Umudum'a iyi bak. Ona bir zarar gelmesin. Siz hiç merak etmeyin. Ona gözüm gibi bakarım. Sağ ol yavrum. Senin yüzünden. O gün her şeyi anlatsaydı, bir kaza olduğunu söyleseydi belki başına bunlar gelmeyecekti. Bunu bana sen mi söylüyorsun Sibel? Eve geldiğimde bahçıvan yerde baygın yatıyordu. Sen oyunu çoktan kurmuştun bile. Bana sadece oynamak kaldı. Ben sadece bahçıvanı polisi aramasın diye durdurmak istedim. Sonra beni aradın. Neden? Sen de benim kadar suçlusun. Ben olayların bu raddeye geleceğini bilmiyordum. Ve bütün bu olanlar yüzünden Erol şu an tehlikede. O adam dışarıda gezdiği sürece de tehlikede olacak. Biliyorum. Onu durdurman lazım Cemal. Erol'un peşini bırakmayacak. Merak etme, o işi kökten halledeceğim. Az kaldı. Ah lan Selam, ah! Bizi düşürdüğüm şu duruma bak. Kendi evimize hırsız gibi polis kordonunda giriyoruz ha. Hala bak. Ne söyleniyorsun gene İsmet? Ne söylenmeyeceğim anne? Halis Hanım, kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz? Vallahi iyi diyelim, iyi olalım. Ocağımıza ateş düştü. Ben Cemal Bey'e ilettim ama siz de Kadir Bey'e iletirseniz çok makbule geçer. Yani bu son olanlardan sonra bizim bu Selahattin'le hiçbir bağımız kalmadı. Öyle değil mi ana? Ne saçmalıyorsun gene geldiğinden beri İsmet? Hem senin ne işin var bu saatte evde? Ya bir şey alıp çıkacağım hemen. Hadi oğlum, hadi işine bak, hadi. Hadi. Şu. Aa. Hadi getir kolu. İstemiyorum. Ya Umut'um niye böyle yapıyorsun? Bir yere gitmek istemiyorum. Ya babam beni evde bulamazsa? Bak sana bir sır vereceğim. Ama aramızda kalacak, söz mü? Söz. Ayliz ablan seni babana götürecek. Ayliz ablan beni babama mı götürecek? Şişt, şişt, sakin. Evet bir tanem, evet baban seni parkta bekliyor. Hangi parkta? Beykoz Korusu'ndaki parkta. İçilsin. Tamam ama bak işte ne konuştum. Sakın kimseye çaktırmak yok. Gel. Cemal Bey. Sesin çok az geliyor. He. Buralar pek müsait değil de. Sadede gel İsmet. Salonun yerini buldum. Nerede? Yalnız sizden bir istirham olacak Cemal Bey. Çocuk da yanında olacak. Gözümü seveyim, çocuğa bir şey olmasın. Tamam, nerede onu söyle sen. Birazdan Beykoz Korusu'nda çocuğuyla buluşacak. Cemal Bey. Alo. Cemal Bey. Hadi bakalım. Gel Umut'cum, şunu çekelim anne. Hadi kızım, sağlıcakla gidip sağlıcakla gelin inşallah. İnşallah, görüşürüz. Görüşürüz babaanne. Görüşürüz yavrum. Şunu bir düzgünce kapatalım.
Nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Çocuk kaç gündür evde sıkıldı. Biraz dışarı çıkaracağım. O da mı yasak? Yasak değil ama biz de görevimizi yapıyoruz. Kaçak bir suçlu var. Soracağız tabii. Cevabınızı aldıysanız biz artık gidelim o zaman. Bir dakika. Söyle bakalım delikanlı, dışarıda ne yapacaksın? Evde çok sıkıldık polis amca. Birazcık dolaşacağız. Bir de simit almaya gideceğiz. Size de getirelim mi? Yok sağ ol. Ama sen bizim yerimizi de ye. Olur mu? Olur. Hadi gidelim artık Umut.